Merhaba sevgili takipçilerim, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün dalından gül çoğaltma, gül köklendirme işlemi yapacağım arkadaşlar. Bakın dalı kestim, hazırladım. Dalın üzerindeki yaprakları temizlemeniz gerekiyor ve alacağınız daldaki, bakın gözlerin henüz böyle tam uyanmaya başlamamış olması gerekiyor. Ve üzerinde en azından böyle 3-4 tane yaprak olacak şekilde dalları kesiyoruz. Bakın bundan şöyle keseceğim. Her birinin dediğim gibi üzerinde 3-4 yaprak olursa gelişimi, büyümesi daha iyi oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz her yaprak arasından çünkü filiz verecek, sürgün verecek. Toprak olarak bakın bu şekilde nemli bir toprak kullanıyorum. Ben çok böyle özel toprak kullanmıyorum. Bahçe toprağında da rahatlıkla gülü köklendirebilirsiniz. Ben çok fazla fidan yetiştirdiğim için genel olarak böyle bahçe toprağını ya eleyerek kullanıyorum ya da direkt de kullanabiliyorum. Dediğim gibi gül çok fazla böyle özel toprak gerektirmiyor. Ama ne kadar yumuşak olursa toprağınız o kadar hızlı köklenme olur arkadaşlar. O yüzden biraz daha yumuşak toprak kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Direkt çiçek toprağı da kullanabilirsiniz. Ya da toprağı biraz perlit karıştırırsanız köklenme daha hızlı olacaktır. Çünkü perlit toprağın nem seviyesini koruyor ve böylelikle sık sulama yapmanız da gerekmiyor arkadaşlar. Dere kumu da kullanabilirsiniz. Dere kumunda da yine köklenme çok hızlı oluyor. Zaten böyle fideleri satın aldığınız yerlerde genellikle dere kumu kullanırlar. Bakın toprağı bu şekilde hazırladım. Toprak olarak dediğim gibi ben bahçe toprağı kullandım. İçerisine bazen böyle yumurta kabuğu falan da karıştırabiliyorum. Bunun da biraz daha toprağın kalitesini arttırmak için yapıyorum. Toprak nemli bir toprak arkadaşlar. Nemli toprağa direkt dikimlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Toprağı dediğim gibi bir gün öncesinden en az sulayıp hazırlarsanız daha iyi olacaktır. Böyle toprağın üzerine dikiyorum. Sıkıştırıyorum sadece hava almaması için. Bunun haricinde sadece dikkat etmeniz gereken toprağı sulamayı ihmal etmemek. Arada böyle elinizle kontrol edin gerekirse arkadaşlar. Ama sürekli elinize yapışmayacak şekilde toprak böyle kurumayacak, elinize yapışacak her zaman. Ve nem seviyesini koruduğunuz sürece köklenme ile ilgili kesinlikle bir sorun yaşamazsınız. Ama toprak kuruduğunda köklenmişse bile zaten kılcal kökler kuruyacağı için maalesef köklenmeniz devam etmez ve bitkiniz kurumaya başlar. Bu konulara dikkat edebilirsiniz. Ben bakın bunları bir ay öncesinde köklendirdim. Özellikle ilkbahar aylarında ve sonbahar aylarında köklendirmeleri yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bakın şimdi size kökünü göstereceğim. Bakın şöyle artık köklenmeye başlamış. Bu şekilde siz de dalından köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Bunların hepsi köklendi arkadaşlar. Çok fazla böyle çıkarıp bitkiyi rahatsız etmek istemiyorum. Ben genellikle bu şekilde viyoller de kullanıyorum. Viyollere de direkt dikimlerinizi yapabilirsiniz. Böyle geniş viyoller var. Tabii ben çok fazla diktiğim için bu viyolleri kullanıyorum. Saksı da yetiştirebilirsiniz siz de direkt. Bunun dışında bakın başka birçok bitkiyi köklendiriyorum. Bu şekilde köklendirme işlemini Ekim, Kasım, Aralık bu aylardan itibaren yapabilirsiniz. En geç Nisan, Mayıs aylarına kadar yapabilirsiniz. Yani hatta iç bölgelerde en geç Mayıs ayına kadar yapabilirsiniz. Ama özellikle sıcak bölgelerde en geç Nisan ayına kadar yapmanız gerekiyor. Onun haricinde geri kalan yaz zamanlarında yaparsanız köklenme pek fazla olmuyor. Çünkü yazın çok fazla sıcak olduğu için sulama konusunda da sıkıntı yaşadığımız için genellikle köklendirme ile ilgili ben sıkıntı yaşıyorum. O yüzden yazın çok fazla köklendirme işlemi yapmıyorum. Ama özellikle ilkbahar aylarında bitkinin dalından su yürüdüğü için köklenme çok daha iyi oluyor. Çok daha hızlı oluyor. Özellikle sizlere de ilkbahar aylarında köklendirme işlemini yapmanızı tavsiye ederim. Bu aylar geçmeden yani Mart, Nisan, Mayıs bu ayları kaçırmadan siz de dalından gül köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Dalından birçok bitkiyi köklendirme işlemi yaptım. Bunlarla ilgili detaylı videolarıma kanalımda ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.